Merhaba sevgili RTV izleyicileri. Tatil bitti, yeni yıl başladı, işbaşı yapma zamanı geldi. 2019'un sonunda kurulan yeni yasama ve yürütme organları bazı iddialı projeleri hayata geçirmek için çalışmaya başladı. 2020'de Avrupa gündeminde neler olacak, Avrupa Parlamentosu hangi konularda çalışacak, Avrupa'nın bu yılki ajandasını özetleyen bir haber derledik sizin için. Parlamento üyeleri Avrupa Parlamentosu'nun iklim acil durum ilanından sonra bu yılki krizin üstesinden gelmek, istihdam ve sürdürülebilir bir büyüme yaratmak için Yeşil Avrupa Anlaşması, havacılık ve denizcilikten kaynaklanan karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik adımlar içeren projelere yönelik birçok tedbiri oylayacak. Bütün bunlar 2050 yılına kadar karbon salınımının sıfırlanmasına ulaşmak için yapılması gereken adımları kapsıyor. Parlamento, Avrupa'nın siber dünyada liderliğini korumaya yönelik yapılan teklifleri de oylayacak. Yasama organı yeni dönemde insanları algoritmalarla ayrımcılığa karşı koruyacak, e-ticaret yasalarını güncelleyecek, yenilik için büyük verilerin nasıl kullanılacağına bakacak, yapay zekayı destekleyecek ve onların düzgün bir şekilde düzenlenmesini sağlayacak çalışmalarda yol kat etmek istiyor. Ayrıca Parlamento, Avrupa Birliği'nin 2021-2027 bütçesinde öncelikli gördüğü kalemler için yeni düzenlemeler yapmaya devam edecek. Avrupa Parlamentosu milletvekilleri çevre, tek pazar ve inovasyon için daha fazla fon istiyor. Sınırlar ve göç konusundaysa harcamaların artırılmasını talep ediyor. Uzun süren müzakereler sonucunda Parlamento, Avrupa Birliği destekli projelerin ve Erasmus gibi değişim programlarının 2021'de zamanında başlaması için finansman ayrılmasına karar verdi. Avrupa Bankacılık Birliği Euro bölgesi krizinin ardından kuruldu. Parlamento, Bankacılık Birliği'nin tamamlanması için atılacak sonraki adımları değerlendirecek. Bu adımlar insanların tasarruflarını korumak için bir mevduat sigortası planı ve bankaların başarısızlığı durumunda sigorta poliçesine geri dönüşü de içermektedir. Parlamento 2020'de özellikle engelli veya hareket kabiliyeti kısıtlı olanlar olmak üzere trenle seyahat eden insanların haklarının nasıl iyileştirileceğini araştıracak. Ayrıca kuralların iyileştirilmesi, yolcuların hakları hakkında daha iyi bilgilendirilmesi ve şikayetlerin hızlı bir şekilde çözülmesi gibi kolaylıkları da sağlayacak girişimlerde bulunacaktır. Parlamento 2020'nin başlarında Vietnam'la yeni bir ticaret anlaşması imzalayacak. Anlaşmanın Vietnam ve Avrupa Birliği arasındaki gümrük vergilerinin %99'unu ortadan kaldırması bekleniyor. Avrupa Parlamentosu milletvekilleri bu anlaşmayla insan hakları ve işçi haklarında iyileştirmeler, iklim planına destek de dahil olmak üzere Vietnam'la ilişkilerde olumlu bir değişim sağlamayı hedefliyor. Milletvekilleri geçtiğimiz Ekim ayında yaptıkları açıklamada Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'nın Avrupa Birliği üyelik müzakerelerini başlatma şartlarını yerine getirdiklerini belirtmişlerdi. Ancak Avrupa Birliği üye ülkeleri bu ülkelerle müzakereleri başlatma konusunda anlaşamadılar. Bu durum parlamentoda hayal kırıklığına neden oldu. Batı Balkan ülkelerinin Avrupa Birliği üyeliklerine dair yapılan tartışmalar bu yılda devam edeceği benziyor. Karadağ, Sırbistan, Bosna Hersek ve Kosova gibi ülkelerde bu tartışmaların bir an önce sonuçlandırılmasını ve kendilerini Avrupa Birliği'ne katacak anlaşmaların imzalanmasını bekliyor. Evet sevgili izleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Gündemde, dünya gündeminde birinci sıralarında yerini koruyan Libya krizi ve Amerika-İran ilişkileri var. Bu konular aynı zamanda Avrupa Birliği'nin gündeminde çok sık sık konuşuluyor. Resmi açıklamalar ardı ardaya geliyor. Ve biz bugün bu konuyu Avrupa Komisyonu Dış İlişkiler ve Savunmadan sorumlu olan basın sözcüsüyle konuşacağız. Konuğum bugün basın sözcüsü Peter Stano. Merhaba Sayın Stano, davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler. So let's start from Avrupa Birliği Türkiye'nin Libya'ya askeri birlik göndereceğini açık bir şekilde kınıyor. Türk toplumunun bir kısmı da birlik göndermesine karşı çıkıyor ve eleştiriyor aslında. Avrupa Birliği göre Türkiye'nin tutumu ne olmalı? Opposed and criticize as well this decision. According to the EU, what should the attitude of Turkey be?
Öncelikle bir düzeltme yapayım, terminolojiyi düzelteyim. Çünkü Türkiye'yi mahkum etmek aslında pek kullandığımız bir deyim değil. Ama şunu söylüyoruz. Libya açısından bakıldığı zaman bir siyasi çözüm bulunması gerekir Libya. Halbuki askeri çözüm söz konusu olmaması gerekir. Ve Libya'daki ihtilafa karışan herkes bir şekilde sorunu askeri olarak çözemeyeceğini bilmeleri lazım. Ve buraya asker göndererek, silah göndererek daha fazla müdahaleye yol açılıyor. Dışarıdan daha fazla müdahale geliyor. Böylelikle ihtilaf daha da derinleşmiş oluyor. Bu ihtilaf daha uzun sürme tehlikesine karşı. Ve her halükarda ihtilaf uzatılmış oluyor ve insanların, özellikle de Libya'da halkın daha fazla acı çekmesine sebep oluyor. Onun için dışarıdan yapılan müdahalelere son verilmesi lazım. Üstelik Birleşmiş Milletler'in verdiği bir ambargo kararı var, silah ambargosu. Buna mutlaka uymak lazım. Dolayısıyla uluslararası topluluğun bütün üyeleri bu ambargoya uymak zorunda. Josep Borrell de zaten AB temsilcisi olarak çeşitli bu Berlin süreci, İtalya, Fransa, Almanya ve İngiltere'nin de katıldığı toplantıda bunu söylemişti. AB Türkiye'nin Libya'ya yönelik tutumuna nasıl bakıyor? Türkiye'nin yaptığı başka bir ülkenin iç işlerine karışmak mıdır? Emperyal hedeflerle müdahale mi? Yoksa Türkiye'nin kendi çıkarlarını korunması mı? Türkiye'nin Libya'ya yönelik müdahalesi AB için ne ifade ediyor? Başka deyişle Avrupa Birliği Türkiye'nin eylemini nasıl yorumluyor? Şimdi AB'nin meseleye nasıl baktığı şöyle bir yaklaşım var. Biz kimseyi suçlamak istemiyoruz. AB'nin yaklaşımı her zaman için çok yapıcı olmuştur. Ve özellikle de sorunu çözmeye yöneliktir ve sürekli olarak müzakere masasında görüşülmesini. AB bu meselenin bir parçası, bu ihtilafın bir parçası değil. Dolayısıyla bizim kendi çıkarımız açısında, ama her halükarda hem Libya halkı hem bizim için, bizim düşünmemiz gereken esas olarak barışçı bir müdahaledir. Her halükarda diyaloğa açık bir yaklaşımdır. Dolayısıyla herkesin buna saygı göstermesi gerekir. Bütün Libya'daki bütün tarafların, bütün aktörlerin bir masa etrafında toplanması lazım ve herkesin sorumluluğunu alması lazım. Özellikle dışarıdakileri, masanın dışındakiler de sorumluluk almaları lazımdır. Böylelikle siyasi masaya dönmek lazım ve mümkün olduğu kadar erken olması lazım. İşte biz ortaklarımıza bunu söylüyoruz. Biz AB olarak, bizim çalışma yöntemimiz esas olarak diyalogu desteklemektir. Partnerlerimize, ortaklarımıza bunu açıklıyoruz. Çünkü onların yaptıkları veya iyi bir şey değil dışarıdan müdahalede bulunmak yahut çatışan taraflardan birini desteklemek. Giderek daha fazla Libya'da halk acı çekiyor, sorun yaşıyor ve bu kötü bir durum. Bölgede kötü bir durum. Tabii ayrıca şunu da düşünmek lazım. Teröristler açısından, bölgedeki teröristler açısından iyi bir durum ortaya çıkmış oluyor. Bizim yaklaşımımız bu ve bizim amacımıza ulaşmak için ilgili bütün taraflara bu yaklaşımı öneriyoruz. Etkili olabilecek bütün taraflara şunu söylüyoruz. Artık savaşmayı bırakın. Gidin müzakere masasına oturun. Biz bunu söylüyoruz. Peki Avrupa Birliği bu müdahalesinin tam olarak neresi eleştiriyor? Bazı yetkililer Libya hükümetinin Birleşmiş Milletler tarafından tanındığını söyleyip askeri desteği uluslararası normlara aykırı olmadığını iddia ediyor. Buna ne dersiniz? Şimdi bir daha söyleyeyim. AB'nin tutumu son derece açıktır. Bu ihtilafa herhangi bir askeri çözüm olamaz. Kim yaparsa yapsın. En fazla daha fazla çatışmayı derinleştirir ve uzatır. Bir yandan da Libya halkı da daha fazla acı çeker. Bir başka mesele daha var. Eğer askeri bir takım ekipmanlar, malzemeler veriyorsanız taraflardan birine, burada her halükarda Birleşmiş Milletler'in ambargosunu ihlal ediyorsunuz demektir. Çünkü eğer uluslararası yasaya, uluslararası hukuka uymuyorsunuz demektir eğer silah gönderiyorsanız taraflardan birine. Bütün dış aktörlerin müdahaleden vazgeçmesi, müdahaleyi durdurması lazım, ambargoya da uyması lazım. AB'nin tutumu budur. Ve AB'nin dört üyesi Libya konusunda yaptıkları, salı günü Libya konusunda yaptıkları toplantıda bunu belirttiler. Olağanüstü bir toplantıda ayrıca Dışişleri Bakanlarının Cuma günü Brüksel'de yaptıkları toplantıda da aynı karar. Türkiye'nin 6 yıl önce Orta Doğu'da dış politika hataları yaptığı gerçeğini Türk toplumunun büyük çoğunluğunun kabul ettiğini biliyoruz. Peki Avrupa Birliği'ye göre Türkiye bugün nasıl davranmalı, ne yapmalı Orta Doğu'da? Türkiye react today in the Middle East.
Öncelikle şunu söyleyeyim, AB kimseye bir takım neler yapması gerektiğini söylemez, nasıl davranması gerektiğini söylemez. Sadece biz yapmak istediklerimizi açıklarız. Uluslararası topluluğun bir üyesi olarak herkesin sorumlu davranmasını isteriz, uluslararası hukuka uymasını isteriz ve öyle bir şekilde davransın ki çok boyutluluk son derece önemli bir şey. Çünkü artık hiç kimse tek başına bir adım atmaması lazım. AB'nin genel politikası bu. Dolayısıyla çok taraflı bir yaklaşım benimsemek lazım herhangi bir ihtilafı çözmek için. Çünkü uluslararası alanda herhangi bir şekilde mutlaka diyaloga ihtiyaç var ve tek başına adım atmaktan çekinmek lazım böyle bir ortamda. Çünkü bu uluslararası hukuka aykırıdır. Mısır, Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail Doğu Akdeniz'de büyük enerji anlaşmaları yapıyorlar ve Türkiye'nin bu duruma ilişkin algısı ülkenin münhasır ekonomik bölgedeki yerini kaybetmesine yönelik. Avrupa Birliği bu duruma nasıl yaklaşıyor? How does the EU approach this situation? Öncelikle şöyle bir şey söyleyeyim. Bu sorun aslında farklı düzeylerde ele alınması gereken bir sorun. Enerji meselesi var, yeterlilik var, çeşitlilik var. Enerjinin kimler tarafından sağlandığı, ortak projeler, mevcut kaynakları değerlendirmeye bakmak lazım. Doğu Akdeniz'de nasıl oluyor? Bütün bir sürü çeşitli düzeyler var. AB olarak bakıldığı zaman aslında her devletin kendi projesini geliştirmesi lazım. Yeter ki bu devletler AB'nin mevzuatına uygun davransın. Bu AB ülkeleri için geçerli tabii. Yahut da uluslararası hukuka uygun olması lazım eğer AB üyesi değilse. Dolayısıyla bütün kurallara, oyunun kurallarına uyulduğu sürece bir sorun yok. AB'nin söyleyecek o zaman bir şey yok. Çünkü her ülke, her devletin kendi yapması gereken ve yapabileceği kendi doğal kaynaklarını değerlendirme hakkı var. Uluslararası kurallara uymak kaydıyla. Dolayısıyla bir takım projeler varsa, planlar varsa ve